Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Güngör. Bugün sizler birlikte MSI'nin 970A Gaming Pro Karbon model anakartını inceleyeceğiz. Evet, anakartın kutusuna baktığımız zaman karbon fiber görünümü dikkat çekiyor. Bu anakartı daha önce Battlefield 1 testi için kullandık. Sevgili izleyiciler AMD'nin NFX 8370 işlemcisi ve RX 470 ekran kartı ile birlikte teste kullanmıştık. O test düzeneğini bozmadık. Bugün incelememize tabii ki anakartın özelliklerine detaylarına yakından bakacağız. Recep benim öncelikli sorum şu olacak. Bunda 970A ibaresi var. Bu anakartlardaki A ibaresi ne anlama geliyor? Ali MSI burada A ibaresini güncel teknolojiler için kullanıyor. Accelerated yani hızlandırılmış anlamında USB 3.1 teknolojisi var örneğin bu anakartta. Şimdi bu teknolojiye biraz yakından bakalım. Anakartın tasarımında üzerinde yenilenen portları biraz görelim. Başlayalım. 970A Gaming Pro Carbon üzerinde şu anda AMD'nin RX 470 ekran kartı ve yine FX 8370 işlemcisi mevcut. Uzay montajda görünümü bu şekilde sevgili izleyiciler. Üzerindeki bileşenleri tabii ki çıkartıp alttaki portlara yakından bakacağız. Öncelikli noktalardan bir tanesi burada ekran kartının bağlantısı. Şuraya bastırdığımız zaman sevgili izleyiciler ekran kartını serbest bırakıyoruz. Daha sonra ben bunu yukarıya doğru kaldırıp çıkarttığım zaman Alttaki portun özellikle güçlendirmeli olduğu dikkatimizi çekiyor. Buradaki PC Express portlarından iki tanesi bu şekilde güçlendirilmiş. Bu anakartın üzerinde birden çok ekran kartının konfigürasyonları destekleniyor. Evet Ali, Hem AMD CrossFire hem de Nvidia SLI desteği mevcut. İki yollu CrossFire veya iki yollu SLI yapılabiliyor. Üzerinde 3 adet PCI Express 2.0 portu var burada görebileceğiniz üzere. Bunlar x1 portlar. Bunları genişlemeleri için kullanabiliyoruz. Buradaki iki tane güçlendirilmiş port dediğimiz gibi ekran kartı için kullanılabiliyor. Yine bu portların da PCI Express 2.0 hızında çalıştıklarını belirtelim. Recep, iki tane bu noktada soru olacak. Bir tanesi standart sorusu. PCI Express 2.0 ile 3.0 arasında bir uyumsuzluk var mı? Bunların arasında normalde veri yolu olarak performans farkı nedir? Hatta üçüncüyü de sorayım. Ben bir oyuncu olarak yeni nesil bir ekran kartını PCIe Express 2.0 portuna takarsam dar boğaz yapar mı? Öncelikle gibi uyumluluk sorunu olmadığını belirteyim Ali. Yani bu 2.0 portlarına 3.0 ekran kartları rahatlıkla takılabilir. PCIe Express 2.0 ile 3.0 arasında performans olarak iki katı bir fark var. Fakat bunun oyunculara yansıması esnasında %1'den fazla bir fark yok. Çünkü ekran kartlarının çoğu PCIe Express 2.0'ın bile limitlerine ulaşmıyor. Evet, PC Express portu aslında bizim ihtiyacımızdan çok daha fazlasını sunuyor ama bu ihtiyaçlar gün geçtikçe artıyor ve bazı profesyoneller burada ekstra PCIe Express depolama çözümleri kullandıkları zaman orada hem hatta ihtiyaç duyuyorlar hem de hıza ihtiyaç duyuyorlar. Burada da bir adet PCI portumuz mevcut. Özellikle sistemindeki eski PCI kartını yeni sistemine taşımak isteyen kullanıcılar için düşünülmüş bir port. Ekstra uyumluluk demek. Anakart AMD'nin 970 Yonga setini yeni teknolojilerle buluşturuyor. Bunlardan bir tanesi de burada görmüş olduğunuz üzere M.2 portu. Bu M.2 portu hem PCI Express hem de SATA M.2 SSD'leri destekliyor. Bu ikisini birden desteklemesi son derece güzel. M.2 uyumluluğu konusunda biraz daha rahat oluyoruz. Buraya 42 mm, 60 mm ve 80 mm uzunluğundaki SSD'leri takabiliyoruz. Üzerine baktığımız zaman 20 gigabit saniye maksimum hız fark ediyor bize. Ama tabii ki buna taktığımız hızlı bir SSD olması gerekiyor. Bunu da belirtelim. Tabii burada bir şey daha soracağım Recep. Buraya taktığımız bir SSD üzerinden boot edebiliyor muyuz yoksa edemiyor muyuz? Evet Ali, NVMe desteği sayesinde M.2 SSD'den boot edilebiliyor. Depolama konusunda bir başka seçeneğimiz de SATA. Burada 6 adet SATA 6 GB portumuz mevcut. Bunların hemen yanında da ön USB 3.0 çıkışını görüyoruz. Buraya bağladığımız zaman kasanın önüne çıkış verebiliyoruz. AMD'nin Yonga setinde USB 3.0 desteğinin olmamasının arka portlara yansıdığını görüyoruz. Evet Recep, USB 3.1 o zaman MSI nasıl veriyor? MSI burada ekstra bir Yonga kullanıyor Ali. Asmede Yonga'sı sayesinde USB 3.1 desteği sağlanıyor. Burada hem Type-A hem de Type-C portumuz mevcut. Peki Recep, buradaki USB 3.1 portları Gen 1 mi, Gen 2 mi? Ali, USB 3.1 Gen 2 yani gerçek USB 3.1 destekli olduğunu söyleyebiliriz. Kullanılan Yonga da Asmedia'nın ASM 1143 Yongası. Sonradan bir isimlendirme değişikliği olduğu için sevgili izleyiciler bazen USB 3.0 portları Gen 1 olarak isimlendiriliyor. USB 3.1 dediğimiz portlar da gerçek hızı sunanlar da Gen 2 olarak isimlendiriliyor. Burada maksimum hızı elde edebiliyoruz. Hemen sol tarafta Gigabit Ethernet portumuz yer alıyor. Bunun arkasında da Intel'in i211AT kontrolcüsü mevcut. Şimdi burada gaming danlar özellikle latency gecikme değerlerini iyileştirme konusunda bizim internet bağlantımızın eksilerini biraz azaltmayı başarıyorlar. Tabii ki internet bağlantısından da daha iyi olamaz sevgili izleyiciler ama kötü bir lan ya da kötü bir kablosuz bağlantı üzerinde oyun oynamaya çalışırken gayet e, negatif, olumsuz bir deneyim elde edebilirsiniz. Bu bağlamda tavsiyemiz gamingden olan anakartlarda Ethernet kablosu ile gerçekten buraya bağlantı yapmanız. Latency yani gecikme değerlerinde ciddi bir düşüş fark edeceksiniz. 7.1 kanal ses çıkışına bakıyoruz. Ses desteği Realtek'in ALC 1150 Yonga tarafından sağlanıyor. Yonga buradaki Audio Boost 3 koruması altında yer alıyor. Bu koruma sadece bir süs veya marka gizlemediği sevgili izleyiciler. Bu aslında üzerinde bunu parazitlerden koruyan gerçek bir kalkan. Ve de burada özellikle PCB'den ayrılmış olan yapı sayesinde anakartın kendi elektronik ekipmanının, elektronik devrelerinin oradan geçen kabloların ürettiği parazitten de ses kartını harici bir ses kartı gibi yalıtmış oluyorlar. Bu uzun süredir kullanılan bir teknik. Bu anakartta da yer verilmesi gayet güzel olmuş. Ses için Chemicon kondansatörler kullanılıyor. Bu kondansatörler sesin karakteristiğini iyileştiriyor. Şimdi Audio Boost 3 ile ilgili olarak sayısal değerlere baktığımızda 115 dB SNR ve 192 kHz 24 bit ses aldığında görüyoruz. Yani son derece kaliteli bir ses. Harici bir ses kartına pek gerek kalmadan çok üst seviyeyi bir kenara bırakırsak rahatlıkla kaliteli bir ses ve müzik deneyimi için kullanabiliriz. Dileyen kullanıcılar ses çıkışını optik üzerinden de alabilirler. Burada bir bağlantı görüyoruz. JL1. Normalde farklı portları buraya bağlamaya alışkınız ama LED bağlantısı gerçekten ekstra MSI Mystic Lighting özelliği sayesinde buraya LED'leri bağlayıp kontrol edebiliyoruz. Normalde kutudan iki tane de kablo çıkacağı belirtiliyor ancak biz incelemeye gelen örnekte beraberinde kablolar yoktu sevgili izleyiciler. LED'ler zaten kutudan çıkmıyor bunu özellikle belirtelim. Yani ben kasanın içerisine LED koyacağım ekstra bir LED kontrolcüye de gerek kalmasın diyorsanız bu anakarta bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Hemen üst tarafta yonga setine baktığımızda MSI'nin karbon ismini nereden verdiğini anlayabiliyoruz. Evet burada yonga setinin üzerindeki soğutmada karbon fiber kaplamanın kullanılması çok daha şık hale getirmiş. Siyah ve gümüş renk birlikte güzel görünüyor. Benzer karbon kaplama Kuzey Köprüsü'nün soğutmasında da kullanılmış. AMD'nin 970 Yonga seti DDR3 bellek desteği sunuyor. Bu anakartın üzerinde 4 adet port mevcut. Bunlar toplamda 32 GB bellek desteği sunabiliyor. Frekanslarda 1066 MHz, 1333 MHz, 1600, 1866 ve 2133 MHz'e kadar çıkabiliyor. Şimdi biz burada çift kanal konfigürasyon yaptık. Siz de aynı şekilde takarak çift kanal bellek kullanabilirsiniz. AM3 Plus sokete sahip anakarta AMD'nin FX, Phenom, Athlon ve Sempron serisi işlemcilerini takabiliyorsunuz. Biz örnek olarak 8370 işlemci takmıştık sevgili izleyiciler. AMD'nin Zen işlemcileri geldiği zaman anakartın standartı değişecek. Apu işlemciler de yine farklı bir anakart standartı kullanıyor. Yani bizim genelde bu tür anakartlarda kullandığımız işlemciler ne derseniz FX işlemciler olarak özetleyebiliriz çünkü FX serisi şu an salt işlemci olarak baktığımızda AMD'nin en güçlü işlemci serisi. Anakartın alt kısmına baktığımızda sertifikalarını ve öne çıkan özelliklerini görüyoruz. Evet burada bahsettiğimiz Nvidia'nın SLI, AMD'nin Crossfire desteği var. Yanında da bir de Nahimic var. Nahim'i de tanımayanlar için biraz özetleyelim hocam. Nahimic yazılımı sayesinde sesin karakteristiğini güzel bir biçimde değiştirebiliyorsunuz. Bu MSI'nin oyuncu dizüstü bilgisayarı incelemelerinde de bahsettiğimiz bir özellik. Makale bağlantılarından takip edebilirsiniz fosfet soğutmasını söktüğümüz zaman anakartın 8 fazla bir güç beslemesine sahip olduğunu görmekteyiz. Peki burada kullanılan bileşenler neler Recep ve iyi bileşenler mi? Ali kaliteli bileşenler Nikos'un Powerpack PK632BA ve PK616BA mosfetleri kullanılıyor. Bu mosfetler 20 amper 2.6 watt ve 13 amper 2.2 watt güç sağlayabiliyor. Bu mosfetleri daha önce MSI'nin Z97 Yonga sette Intel'de kullandığı Gaming 9 modeli üst seviye modelin ACK'sinde de görmüştük. Gayet güzel hız aşırtma performans sunuyordu. AMD'de de iyi performans göstermemeleri için hiçbir sebep yok sevgili izleyiciler. Hatta MSI'nin kendi testleri son derece güçlü işlemcilerin anakartı takıldığını da gösteriyor. Evet FX9590 ve FX9370 testlerinden başarıyla geçmiş. Biz neyle test ettik derseniz 8370 ile test ettik sevgili izleyiciler. Kendimiz 9590 takmadık. FX8370 kalı soketimizi daha net bir biçimde görebiliyoruz. Evet işlemcimizin üzerindeki termal macunu temizledik. Soketin çevresi nispeten temiz yapıda. AMD'nin soket yapısı zaten basit. İşlemci e, soğutucuyu da takmak son derece kolay. 2 adet klips ile kolayca oturtabiliyoruz. İşlemcinin kendisi de tek bir ayak ile buraya gördüğünüz üzere sabitleniyor. Bunu bu şekilde çektiğimiz zaman sevgili izleyiciler bu şekilde kilidi açmış oluyoruz. Bastırdığımız zaman kilitlemiş oluyoruz. Gayet kolay. Son olarak MSI'nin bu anakartta da askeri sınıf bileşenler kullandığını belirtelim. Burada Superfry çok yani süper borcu bobini görüyoruz. Aynı zamanda bellek güç beslemesinde görmekteyiz. Burada da Nikos'un Powerpack PK632BA MOSFET'leri kullanılmakta. Evet sevgili seyirciler, Serbik'te MSI 970 a Gaming Pro Carbon anakartı yakından var. Evet Ali. Recep, artıları eksileri sıralayalım. Ali, öncelikle anakartın en büyük artısı güncel teknolojileri masaya getirmesi. M2 ve USB 3.1 bunlardan ikisi. M2'de turbo kullanıyor, orada ekstra hızlı bir bağlantı var. Güncel, yüksek hızlı bir SSD kullanırsanız buraya bağlayabilirsiniz, ileride de kullanabilirsiniz. Evet, aynı zamanda NVMe desteği sayesinde M2 SSD'nizden boot edebilirsiniz. Şimdi bunun yanında dikkatimizi çeken bir diğer artı da buradaki soğutmayı kaldırdığımız zaman gördüğümüz işlemci güç bileşenleri oldu. Evet Ali anakart AMD'nin FX9000 serisi işlemcilerini dahi destekliyor. 8370 ile test ettik dediğimiz gibi bu kullanıcıya daha yüksek bir hız aşırtma imkanı sağlıyor. Siz limitleri zorlayabilirsiniz. Nereye kadar gidebilirsiniz biraz işlemcinize bağlı. Evet orada AMD işlemcilerin çarpan kilitlerinin açık olması büyük bir avantaj sağlıyor. Bir başka artı da Audio Boost 3. Audio Boost 3'ün yanında Nahimic ses teknolojisine mesela laptop incelemelerinde görmüştük, beğenmiştik. Burada sunulan değerler gerçekten çok güzel. Yanındaki bileşenlerin miktarına, sayısına, konumuna baktığımız zaman, burada bunların kalkan ile korunmuş olduğuna baktığımız zaman ses çözümü bu anakartta bu sistemde kendi başına yeterli oluyor. Evet, Ethernet çözümü de başarılı. Intel'in Gaming Line Intel yongası kullanılıyor. Güncel bir yonga bu da. Güncel yongaların kullanılması özellikle bizim gibi internetin biraz oynak olduğu ülkelerde ping süreleri, gecikme süreleri için biraz daha avantaj sağlıyor. Evet, yine bir başka artta tasarım Ali. Şimdi tasarımda da bu karbon anakartların hepsi siyah ve gümüş renkler dikkat çekiyor. Karbon fiber kaplama fikri kimden çıktıysa gayet güzel bir fikirmiş. Gelecekte de farklı kasalarda da bunu görmek istiyoruz. Böyle konsept sistemler toplamak için gayet güzel oluyor. Evet, sıra geldi eksilere. Şimdi eksiler nelerin olmasını isterdik nelerin olmasını isterdik. Ali öncelikle PCI Express 3.0 desteği yok. Bunun kesinlikle olmasını isterdik. Şimdi Yonga setinin daha güncel olması gerekiyor. Daha ileride yeni anakartlar çıkacak. Yeni Yonga set Karşımıza çıkacak. O zaman buradaki aslında X'lerin büyük bir kısmı ortadan kaldırılmış olacak. Evet AMD'nin aslında Yonga seti kısıtlamasından dolayı oluşuyor. Bu X'ler bir başka eşsizleri arkada USB 3.0 portlarının sayısının az olması hatta yok yani arkada. Arkada USB 3.1 portu var sevgili izleyiciler. Ön tarafa USB 3.0 çıkışı var. Ama kasanın mesela ön kısmında USB 3.0 çıkışı yoksa iki tane. Arka taraftan da alamadın. Ne oldu? USB 3.0 çıkışlarını hiç alamadın. Evet sadece iki tane USB 3.1 portunuz oluyor. Şimdi ben burada bunu özellikle şunun için söylüyorum kablosuz bir ağ bağlantısını geçici olarak sağlamanız gerekli. Başka bir tane USB 3.0 üzerinde çalışan çok kaliteli bir tane webcam taktın. O zaman arka tarafta onu sabitlemek istiyorsun. Bunu koysalarmış güzel olurmuş. Ama port sayısı ön portların tamamını bağlayabiliyorsanız o zaman yeterli oluyor. Evet bir başka eksideli debug led yok. Şimdi easy debug led var. Easy debug led daha kolay. Evet. Üzerinde yazıyor boot, VGA, DRAM, CPU. Yani diyor ki sana işlemcide sorun var, RAM'de sorun var, VGA'da sorun var, boot'ta sorun var. Bunu koymuş olmaları bir yenilik ve güzel. Ama biz ee, çok daha detaylı bir hata çözümü yapabilmek için tam sayısal değerli anakart kitapçığından bakmayı yeliyoruz. Siz de yeliyorsanız, bu da bu tür kullanıcılar için olsa daha iyi olurdu dediğimiz özelliklerin başında yer alıyor. Evet bunun dışında 970A Gaming Pro Carbon AMD isteyen kullanıcı için güncel teknolojileri bir araya getiren güzel bir anakart. Şimdi sisteminizde anakartınıza bir sorun yaşamışsınızdır, değiştireceksinizdir. Sistemin kalanını kullanmaya devam ederken 970A kullanarak bunu tekrar güncel bir şekilde geliştirebilirsiniz. Port sayınız artar ve sisteminizin ömrünü çok daha uzun bir şekilde arttırmış olursunuz. Evet. Bunu yaparken de eski sisteminizden yine PCI kartlarınızı korumaya devam edebilirsiniz. Sizlerle birlikte MSI'nin 970A Gaming Pro Carbon anakartını inceledik sevgili izleyiciler. Sorularınız için Teknopat sosyal ekonomi açabilir. Bize makalemizde yorumlarınızı ile görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Sitemizden ve YouTube kanalımızdan her zaman takip edebilirsiniz. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.